Burada dostlar hatırlarsanız bakın şu çocuğumuzun boyunda 6-7 tane daha canımız vardı, yetimler dediğimiz ve bunun iki kardeşi tamamen yok edildiler. Sizlere daha önce de anlattım. Burası doldur boşalt bölgesidir. Yaklaşık 5-6 ay önce atıldı yavrular. 16 tane atıldılar. 7 tanesini biz hiç hastalandırmadan büyüttük. Onlar cana yakın olduğu için de topladılar. Kim bilir nereye atıldılar. Bunları anlatıyorum. Herhangi bir tedbir alan var mı? Yok. Bu canları korumaya çıkan var mı? Yok. Bu canların çektikleri çile bu. Yani biz inanın umutsuz mücadele ediyoruz. Sadece bu canlara aç bırakmamaya çalışıyoruz. Yaşattık da ne oldu? Hani bazen diyorsunuz işte yavrulara aşısını yaptırın vesaire. İşte buyurun. Sağlıklı şekilde büyüttük de ne oldu? Gene öldürdüler. Baş verin dostlar. Hiçbir şey düzelmez. İşte. Bakın ne kadar sağlıklı. Bu kaçan. Kendini kurtarabilen. Diğerleri yok. Üzerine elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Ne diyelim? Afiyet olsun. Yavruları kontrol ediyorum. İşte dostlar, bu yavrulardan da sağ kalanlar bir şekilde öldürülecek. Buna şimdiden biz hazırız. Yıllardır bunu yaşıyoruz. Aynı şekilde yok etmeye devam ediyorlar. Uzak şehirlerdeki dostlara bir şey demiyorum ama bu şehirde yani Sakarya'da olup da sırf yorum yapanlar sahaya niye çıkmıyorsunuz? Kendi sahalarınıza, kendi bölgelerinizde Allah aşkına dedim çıkın. Bu canlara sahip olun. Öldürecekler diye yıllardır yayın yapıyorum. Ne oldu? Hiç acımadan öldürüyorlar. Merhamet falan yok. İşte bana diyorlar ki işte öldürürken belgeli. Yani başınızı mı bekleyeceğim? Buradan ayrılmayan, burada büyüttüğümüz canlar nereye kaybolur? Hadi biri ikisi anladık, yedisi birden mi kayıp? Değil işte derler dostlar. Hayatın gerçekleri bunlar. Yok işte bana diyorlar yetkililerle görüşseniz de falan. Görüşseniz ne olacak? Görüşmediğimi nereden biliyorsunuz? Sonra ben boş konuşmuyorum, şöyle olsa falan yok. Yayınladık çözüm yollarını 2-3 kişiyle yaptık. Yaşam alanlarını kurduk. Yıllardır da anlatıyorum. Ne resmi kurumlardan, ne federasyon derneklerden, ne de gönüllülerden yapan var mı? Yok. Biz hangi birini alıp da koruma bölgelerine götürelim? Hadi bakalım çocuklar. Görüşmek üzere. Bebişler, hadi gelin bakalım. Gel, gel. Daha önce söyledim dostlar. Bunlardan iki tanesini çaldılar diye. Hemen üst tarafımızda annemiz var. Bizi karşıladı. Hayvan inleyerek geliyor maalesef. Yavrularını arıyor ama yok. Bakın, ya süt yavruları bunlar ya. Küçücük. Gel evladım gel. Korkmuşlar. Ne yapalım? Buralarda bile rahat vermiyorlar. Hadi geç sen de. Gel ben seni yemeğin yanına koyayım mı? Gel. Siz de gelip yersiniz. Daha önce bakın inin önünde beni karşılayan yavrular şimdi en dibe sığınıyorlar. Ey Allah'ım yarabbim. Şöyle. Bakın anne orada. Hadi bakın yemek burada. Kuru mamalarını da yedekledik. İşte annemiz dostlar. Hemen dönerek yavruları arıyor. Ne diyeyim? Afiyet olsun. Yavrularımızın yemeklerini getirdik. Kuru mamalarını yedekledik. Anneleri gezmeye gitmiş sanırım. Şu bizim sakallı hala yaramaz. Önce o yiyecek. Sonra diğer kardeşlerine müsaade ediyor. Biz müdahale etmiyoruz dostlar. Çünkü doğal halleri bu. Kendi hiyerarşilerini sağlayacaklar. Sana da var tamam ondan sonra da sen yersin. Çocuklarımıza seslendik. Bakın nerelerden geliyorlar. Gelin bakalım gelin. Şöyle. Koşun 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 koşun. Geldiniz mi? Dün hava çok kötüydü.
Bunalmış hayvanlar, ne yapsınlar? Biraz güneşi görünce sağa sola gezmeye gitmişler. Geldik mi? Yemekleri getirdik. Tabii geldi. Hadi bakalım, hemen başlayalım. Buraya yemeklerini getirdim dostlar. 3 yavrumuz burada. Anne yine yukarıya kaçtı. Şimdi kuru mamalarını alıp geleceğim. Bu taraftan da oradaki çocukları beslemeye çalışıyoruz. Sonra orada, ben bu tarafta. Hadi bakayım, afiyet olsun. Gel, korkma, gel. Ben uzaklaşayım. Tekrar geleceğim, tamam mı? Doyurun karnınızı bakalım. Buraya 3 bölüm halinde yemekleri kondu dostlar. Bir kısmı yemiş, kenarıya çekilmiş. Bolca yemekleri var. Burada. Yine burada. Bakın bu çocuğumuz da düzeliyor yavaş yavaş. Daha güzel olacağız, daha güzel. Aferin. Yaraları kapandı. Burada da yemekleri var. Hatta Soner bakın karşıya da yemek koymuş. Oradan gelemeyen canlar için. Orada da bir tabak yemeğimiz var. Hiçbirini aç bırakmıyoruz. Ben şimdi kuru mamayı yedekleyeceğim. Kayalık yavrularının oraya gideceğim. Ne oldu? Karnınızı doyurdunuz mu? Bakın anne de artık yavaş yavaş bize güvenmeye başladı. Aramızda 10 metre mesafe kaldı dostlar. Buraya kuru mamalarını yedekledik. Yemeklerin bir kısmını yemişler. Ben şimdi çekileceğim. Tekrar karınlarını doyuracaklar. Tamam mı? Kuru mamalarınız da var. Aferin benim kızıma ya. Aferin. Hadi bakalım çocuklar. Görüşmek üzere. Bu iki çocuk yeni geldi. Şimdi karınlarını doyuruyorlar. Soner de orada kuru mamaları yedeklemeye başladı. Kimi kulübelerin içerisine çekildi bakın. Kara çocuk sen orada yatıyor musun? Çıkma, çıkma evladım, korkma. Onun da yaraları düzeliyor dostlar. Çok daha kötüydü. Kıpkırmızı, kanamalıydı. Toparlayacak inşallah. Hadi siz yiyin. Ben de karşı tarafa geçeyim. Oraları bir kontrol edeyim. Hadi gelin bakayım çocuklar bende. Kaçma kızım, kaçma. Tamam. Bakın, karnını doyuranlar kulübelerin içinde dostlar. Yine burada. Merhaba kızım. Rahat mısın? İşte ben gelince korkup kaçıyorlar ama sorun değil. Hepsi yerine geri gelecek. Buradaki kulübelere de şimdi tamamına mamaları dolduruyoruz. Yemekleri görüyorsunuz. Yemeğimiz var. Mamaları da yedekliyoruz. Çevrede zaten her yer su. Şimdilik yapabileceklerimiz bunlar. Afiyet olsun. Az önce yine önümüzü kesmişlerdi dostlar. Ben Soner bunları oyaladı. Ben kaçtım. Yakaladılar beni şimdi. Bakın şu koşmaya bakın. Ama dün çok soğuk ve yağışlıydı. Bugün güzel gezmeye çıkmışlar. Ne oldu? He? Yakaladık bak. Nasıl kaçtım sizden? Hemen ben yemeklerini bir hazırlayayım. Çok güzel yemekleri var dostlar. Etli pilavlı çorbalar. Hadi bakalım. Oloş. Gel gel. Hepinize yetecek kadar var. Gel. Bunlar kuru mamaları kontrol ediyorlar. Bak bak bak. Gel buraya gel. Tadına bakıyorlar şimdi, değişik geldi. Yavru maması yedekliyoruz dostlar. Bütün otalarımıza koyacağız. Hadi bakayım. Afiyet olsun. Çocuklarımızın yemeklerini verdik. Bunlar da iyi acıkmış dostlar. İşte biz getirince karınları doyuyor, ne yapsınlar. Kuru mama yedekliyoruz ama bitiyor. Bir sürü cam var. Sadece bu gördükleriniz değil, hep anlatıyorum. Ürkek olanlar da sonradan gelip yiyorlar. Hadi bakayım, afiyet olsun. Çocuklar oradan yemeklerini yemeye devam ediyorlar. Biz buraya kuru mamalar da yedekledik. Bunları göstermeye çalışıyorum ki dostlar, daha önce açıkladım. Bir sürü iftira da oluyor.
O yüzden yaptığımız her şeyi yerinde göstermek için uğraşıyoruz. Tabii her mamayı da göstermeye kalkarsam sadece yedeklediğimiz mamaları izlemiş olursunuz. O yüzden ara ara yapılanları sizlerle paylaşıyorum. Evet, çocuklarımızın yemekleri de var. Hadi bakalım, afiyet olsun. Çocukların yemeklerini verdik. Buradaki paket uçmuş dostlar ya da almışlar bilmiyorum. Yok. O yüzden dökme yapıyoruz. Kuru mamalarını yedekledik. Karşıda yemeklerini yiyorlar. Burada da bolca mama bıraktık. Sana da buradan afiyet olsun. Hadi bakalım çocuklar. Bu gençler bize alıştılar. Onlar da yolumuzu bekliyor artık. Onlar da şimdi yemeklerini koyuyor. Hani kardeşiniz nerede? Gel bakalım, gel bakalım. Şıkı şıkı tak tak tak. Gel, gel, gel. Orada bir tanesi biraz ürkek, o da gelecek. Şap 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 şap. Hadi bakayım, afiyet olsun. Doyurun karnınızı. Hadi görüşürüz çocuklar. Uzaktan bakınca hiç kımıldamadan yatıyordu dostlar. Çok korktum. Yanına kadar geldim, bizim ihtiyar. Güneşleniyormuş. Oğlum beni korkuttun ya. İşte beslemeleri çıkarken dostlar yüreğimizde hep bir korku oluyor. Acaba hangisini kaybedeceğiz, görebilecek miyiz diye. Gel. Diğer canlar da korktular ben yaklaşınca. Şimdi yemeklerini hazırlayacağız. Gel oğlum, gel gidelim. Gel benim güzel oğlum. İşte kısacık ömürleri var dostlar. Yani doğal hayatta işte en fazla 7-8 yıl hayatta kalabilirlerse ne mutlu onlara. Bu kadar çileye nasıl dayanacaklar. Şimdi Soner de orada kuru mamalarını ve yedekledi. Yemeklerini de verelim, yesinler. Gel güzelim, gel. Diğer arkadaşlar da şu çalıların arkasında, onlar da gelecek. Gel, gel. Buraya iki şekilde yemeklerini verdik. Bir tabakta bir de orada örtümüz var, onun üstüne koyduk. Arkada sarı bir çocuk var. Yine az önce söyledim. Çalıların arkasında canlar var. Gelip buradan karından doyacaklar. Kuru mamalar da tamam. Hadi görüşürüz. Afiyet olsun. Gelin bakalım çocuklar. Bunlar gezmeye gitmişler yemek aramaya. Biz hemen yemeklerini verdik. Gel gel gel. Sen de gel. Yağmur da başladı işte dostlar. Gel evladım, gel gel gel. Kıçım. Sen yemeği göremedin mi? Gel ben sana yedireyim. Burada, burada. Gel. Gel gel amaş, gel amaş. Gel sen bana, gel sen bana. Gel sen buradan ye bakalım. Sana şöyle yapalım. Afiyet olsun. Buraya şimdi biz kuru mama da koyacağız. Geçen bıraktığımız yedeklerin hepsini bitirmişler. Hadi afiyet olsun. Evet, kuru mamalarını da koyduk. Yemekleri var. Kuru mamalarınız var. Karnınızı doyurun. Bir yerlere sığının bakalım. Tamam mı? Hadi bakalım çocuklar. Şu siyah olan bizi takip ediyor. Görüşmek üzere. Yağmur da iyi başladı. Hadi bakayım. Allah'a emanet olun. Buraya da bolca yemek bıraktık. Karoğlan geldi ama diğer çocuklar gelmediler. Sanırım yağmurdan sığındıkları yerden çıkmıyor olabilirler. Yemekleri var. Şimdi kuru mamalarını da yedekleyeceğiz. Doyurun karnınız bakalım. O nasıl yemek yemek? Ağzım bunun yok. Bolca yemekleri var. Hadi bakayım. Afiyet olsun. Buraya da yemekleri koyduk. İçeriye kuru mamaları yedekledik dostlar. Buradaki can sayısı da azalmış. Korkup çoğu kaçmışlar. İşte falan bunlar. Bir de hemen şu karşıda bakın. Anne ile yavrumuz var. Bizi bekliyor. Onların kaçması iyi. Kendilerini kurtarsınlar. Şuna bak. Moralimiz sıfıra düşüyor. Hadi bakayım. Afiyet olsun. Bana bak, doyduk mu? Göbişler doydu mu? Yaramazlar. Çimlerde geziyorlar şimdi. Buraya bolca yemek verdik. Karınlarını güzelce bir doyurduk. Bunlar altı kardeşler. Hadi bakalım. Birbirinizi temizleyin. Aferin size. Aferin.
Sonra da buradan ayrılmayın, oynayın. Hadi görüşürüz çocuklar. Göbüşlere kıyamadık. Bir de konserve açtık üstüne. Göbüşler iyice bir doysun. Yemeklerini yediler ama olsun. Hadi bakalım. Artık diğerleri yiyemez oldu. Görüşmek üzere çocuklar. Bunların anneleri var. Allah'a emanet olun. Bebiş. Hadi geç geç. Bak burada yemekler var. Alttan da kuru mamaları da yedek bırakıyoruz. Üstüne yemek bıraktık. Hadi afiyet olsun. Bebişlerimizin yemeklerini verdik. Anneleri de geldi. Kuru mamalarını da bolca yedekledik. Şimdi sularını da ayarlayacağız. Doyurun karnınızı bakayım. Bugün kuru mama getirdik dostlar. Yemeğimiz bitti. Üzerine de konserve verdik. Tamam, sakin sakin sakin. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Biz dönüşte kontrol edeceğiz. Mamaları biterse buraya tekrar vereceğiz. Bakın hala geliyorlar. Hadi bakayım, afiyet olsun. İlaveleri tekrar yaptık dostlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bir hali acıkmışlar. Hepsine yeteri kadar mama bırakıyoruz. Biraz daha getiriyor şimdi sınır. Üçüncü ilaveyi yapıyoruz. Evet, hattımızı da uzattık. Tamam. Rahat rahat yiyin. İlk stresleri kalmadı. Hadi görüşürüz. Merhaba güzellik. Merhaba. Sen de yenilerden misin arkadaş? Hoş geldin. Hoş geldin. Yedeklemeleri yapıyoruz dostlar. Hep söylüyorum, bunlar yeni canlar. Küçük ırk. Buraya da bolca mama koyduk. Çocuğumuz yukarıya geliyor, sorun yok. Gel, gel evladım, gel. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Evet çocuklar, hani açtınız. Sen değildin değil mi? Sen değildin değil mi? Sen numara yapmadın. Aferin sana. Sen miydin o numaracı? Burada bolca yemeklerimiz var dostlar. İki tarafta da. Biz de çocuklarımızın sularını doldurduk. Kimi karnını doyuran güneşleniyor şimdi. Bugün hava 3-4 şekle girdi. Rüzgar, güneş, yağmur, bir daha güneş. Gel oğlum. İşte çocuklarımızın hepsi tok. Sularını da taze taze doldurduk. Sorun bitmiştir. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Hemen burada örtülere mamaları koyduk. Kızım sen beni gene buldun mu? Güzel kızım. Güzellikli güzellik. Her yerde bir kara kızım var. Şu gözlerin güzelliğine bir bakın. Aferin. Hadi gel bakalım. Burada mamalar var. Yine ağaç altındaki kutularımıza da yedekleri bıraktık. Diğer çocuklar da oradan karnını doyuruyor. Hadi bakayım. Afiyet olsun. Çocuklarımızın kuru mamalarını verdik. Toparlanmaya başladılar. Üzerine tekrar konserve açıyoruz. Geçen gün buraya bol yemeğimiz vardı. Yemek bırakmıştık. Bugün yemeği bitirdik. Kuru mamayla devam ediyoruz. Hadi bakalım. Kızımız orada bekliyor. Gel gel gel. Gel Oloş. Geç kalmayın. Şimdi o kızım sana ayrı mı istiyorsun sen? Ayrı yemek mi? Tamam, ben sana tabakta vereceğim şimdi. İşte bu kralın arkadaşı kara kızımız. Bu da kralın annesi. Maalesef sizlere bahsettim. Çalınan yavrumuz. Buraları bile buluyorlardı o sıra. Yani dertleri sahiplenmek değil. Bazen soruyorsunuz. İşte inşallah sahiplenir, bakılır vesaire. Hayır. Dertleri bize acı çektirmek. Olay bu kadar basit. Biz en kısa sürede şimdi anneyi kısırlaştıracağız. Buradaki yavru sorunu da bitmiş olacak. Bakalım o zaman ne yapacaklar. Hadi afiyet olsun. Çocuklarımızın yanına geldik. Hava inanılmaz kapattı dostlar. Şimşek çakıyor. Hemen yetişmemiz lazım.
Soner otağları mamaya deklemeye koştu. Burada yemekleri var. O yüzden buraya mama açmayacağız. Hadi bakalım. Onlar bizimle gelenler. Karınlarını doyursunlar. Havanın durumu bu. Çok şükür buradaki çocukların sığınacak kulübeleri, her şeyimiz var. Bunlar yukarıdan geldiler. Şimdi oraya çıkacağız. Ben de konserve alayım. Yavrular bekler. Onları da bir doyuralım. Şu sular kirlenmiş. Boşaltıp yıkayacağız. Suları dolduracağız. Bakın bebişler konserve peşinde koşuyorlar. Babaların yarıları doluydu. Üstlerine ilave ettim abi. Tamam. Tokluk var demek. İyi, iyi, sorun yok. Gel bakayım sen de. Gel, gel, gel ufak. Gel. Bebişlerin konservelerini açtık. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bugüne kadar sağlıklı şekilde büyüttük çok şükür. Az önce söyledik dostlar, Soner mamaların üstlerini tamamlamış. Geçen yedek dediğimiz mamaların bir kısmı duruyormuş. Çok güzel. Biz bahsediyorum, gerçekleri söylemek zorundayız. Yok mamamız bitmişti, bilmem ne, yok. Neyse o. Yeter ki bitmesin. Çocuklar da aç kalmasınlar. Hadi çabuk doyurun karnınızı, bizim daha çok işimiz var. İşte kulübelerimiz burada dostlar. Çocuklarımız karınlarını doyurdular. Bizim sesimize yukarıya çıkıyorlar. Hadi bakalım. Hepiniz kulübelerin içerisine. Burada yeterince kulübemiz var. Şöyle göstereyim ben size. Bol miktarda. Hepsine yetiyor çok şükür. Değil mi? Islanmayın. Girecekler şimdi, beni bekliyorlar. Ben de gideyim buradan. Siz de girin kulübelerinize. Tamam mı? Hadi görüşürüz. İşte bu kadar. Hadi girin, ıslanmayın. Çok şükür buraya da yetiştik. Bakın dostlar, hepsi kulübelere sığınıyor çocukların. Sağanak yağmur başladı. Biz mamalarını vereceğiz. Sonra hemen kuru mamaları hazırladı. Üstüne konserve açıyoruz. Daha bizim çok işimiz var. Kulübelerin içlerine mamalar yedeklenecek. Hadi bakayım çocuklar, afiyet olsun. Annemize hemen iki tane konserve açtım. O karnını doyuruyor. Ben şu bebişlere bir bakayım. Nasıl, rahat mıyız? He? Güzellikler. Annenin mamasını kontrol edeyim. Evet. Tamam. Güzellikler, güzellikler. İçerisi sıcak. Çok şükür. Yedi mi kızım? Hadi ıslanma. Soner kulübelere mama yedeklemeye başladı. Ben de ona yardım edeceğim şimdi. Hızla bitirmemiz lazım dostlar. Yoksa hiçbir şey yetiştiremeyiz. Annemize bir konserve daha getirdim dostlar. Karnını güzelce doyursun. Süt yapacak çünkü. Bebişler de dışarıda emmeye çalışıyorlar. Ben konserve almaya gittiğimde anne içeri girmiş. Bebişleri emziriyordu. Ne oldu Vik Vik? Hadi kaç içeri. Aferin benim kızıma. Koru yavrularını. Aferin sana. Kuru mamaları var. Anneyi de güzelce doyurduk. Burada suları da var. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz bebişler. Buradaki işlerimizi de tamamladık dostlar. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın hepsi kulübelere girecek şimdi. Burada da bolca kulübemiz var. Az önce bahsettim. Zaten izleyen dostlar biliyorsunuz. Ama yeni izleyenlere de hatırlatmaya çalışıyorum. Çocuklar da geliyorlar şimdi. Soner abilerinin yanından. Kulübelerin hepsine mamaları doldurduk. Suluğu temizledik. Yeniden otomatik olarak doluyor. Burada mamaları var. Bakın bunlar misafirlerimiz. Şu üçü. Bakın. Bir, iki ve üç. Onlar da yağmurlu havalarda, soğuklarda burada geliyorlar. Hadi bakayım, bolca mamalarınız var. Burada da biraz yemeğiniz var. Afiyet olsun. Bebişlerimiz tamam. Değil mi? Şuraya bak, üç taneler burada. Bakın biri çıktı, ikisi burada. İkişer üçer.
sıcacık yatıyorlar. Keşke ülkemizde her yerde bu sistem kurulsa da canlarımız huzur bulsa. Değil mi? Hadi bakalım. Görüşmek üzere çocuklar. Allah'a emanet olun. Serhat Göktaş'a çok teşekkür ederiz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Buradaki çocuklarımızın da mamalarını verdik. Kuru mamaları. Üzerlerine konserveleri açtık. Şimdi karınlarını doyuruyorlar. Yine ağaç altlarına yedeklemeleri yaptık. Gel kızım, gel gel. Yani yaklaşınca korkuyorlar. Yine burada size pisliği göstereyim dostlar bak. Ya besleme yapmış birisi. Atın paketleri gidin. Atın, hiç utanmanız, arlanmanız da yok. Bakın buradan gelen geçen illaki oluyor. Ondan sonra hem bizlere her türlü lafı söylüyorlar. Sanki biz yapıyormuşuz gibi. Ve bu hayvanlar suçlu duruma düşünüyor. Ya biraz edep, biraz haya ve ahlak ya. Hayır yapmaya geliyorsun. Hey, sakin, sakin. Hayır yapmaya geliyorsun. Mamaya eyvallah, Allah razı olsun. Belki hayvanların karnını doyuruyorsun. Doğayı yok ediyorum, bu hayvanlar burada yaşıyor. Çöpünü niye atıp gidiyorsun kardeşim ya? Her yerden çöp topluyoruz. Bunlar örnek olsun diye gösteriyorum dostlar. Birçok yerde aynı zulüm yapılıyor. Yazıktır, günahtır. Arabanıza koyun. Böyle bakın. Hayır olmaz bence yani. Bilmiyorum da. Bakın dostlar, ne göstereceğim sizlere şimdi. Bunlar ne? Biz bunları atıp gitmesini bilmiyor muyuz? O çöp. Bunlar çöp. Yazık günah. Arabanıza koyarsınız. Hem bu canlara sıkıntı çıkmaz, hem çevre kirlenmez. Biz buraya da kuru mamaları yedekledik. Yolumuza devam ediyoruz.